Merhabalar, ben uzman psikolog Elif Dersköy. Bugün sizlere erteleme davranışı ve çözüm yollarından bahsedeceğim. İnternette belki karşınıza yazı olarak, video olarak erteleme hastalığı ile ilgili bazı kaynaklar çıkmış olabilir. Öncelikle belirtmek istiyorum ki ertelemek ruhsal bir hastalık değildir, ruhsal bir rahatsızlık değildir. Yalnızca ertelemek sorunlu bir davranış biçimidir. Bu sorunlu davranış biçimi bizim hayat kalitemizi düşürebilir, işlevselliğimizi etkileyebilir. Bu yüzden erteleme ortadan kaldırılırsa, bu sorunlu davranış biçimi düzeltilirse elbette hayat kalitemizi ve işlevselliğimizi arttıracaktır. Yani ruhsal problemlerle ciddi bir alakası olan fakat ruhsal rahatsızlık olarak, ruhsal hastalık olarak geçemeyecek davranış biçimidir. Öncelikle bunu bilmenizi istiyorum. Sonrasında ertelemek depresyonla, obsesif kompulsif bozuklukla, pasif agresiflikle yakından ilgili olabiliyor. Çok farklı nedenlerden dolayı biz erteleme davranışlarını gerçekleştirebiliriz. Öncelikle ben ertelemeyi açıklamak istiyorum. Dediğim gibi sorunlu bir davranış biçimi ertelemek. Erteleme döngüsü diye bir şey var. Yani biz bir şey yapmaya karar veriyoruz. Sonra bunu sonra yaparız diyoruz. Genellikle sonra bir tarif veririz. İşte haftaya pazartesi diyete başlayacağım. Haftaya pazartesiye kadar genellikle biz rahatsız ve huzursuz hissederiz. Yani aslında diyete başlamamışızdır ama diyete başlayacak olmanın ağırlığını zaten pazartesiye kadar hissediyoruzdur. Pazartesi olduğu zaman biz pazar akşamı kararlı bir şekilde yatarız. Pazartesi uyanırız ve tekrar erteleriz. Bu bir döngüye dönüşür. Yani kişi hep bir tarih verir, verdiği tarihte yapacağını düşünür, yapmaz ve tekrar bir tarih verir. Fakat o dinlenme döneminde karar verme, ben diyet yapmaya karar verdim ve pazartesi diyet yapacağım dedim işte. Perşembe bu kararı vermiş olayım. Perşembe ile pazar arasındaysa aslında kişi hala o diyet meselesini düşünüyordur. Yani aslında zihin durmuyordur. Kısacası dinlenme, erteleme ve tekrar dinlenme döngüsü vardır. Erteleme döngüsünde. Ve bu süreçte bu perşembe ile pazartesi arası dedim ya, o dönemde kişide stres duygusu vardır, öfke duygusu, rahatsızlık duygusu vardır. Sonrasında tekrar ertelediği zamansa daha böyle kendine güvensiz, rahatsız bir his hissetmeye başlar. Kısacası ertelemek bize genellikle olumsuz, kötü hissettirir. Burada çok önemli bir nokta daha var. Eğer biz bir şeyleri çok fazla erteliyorsak, kendi kendimize söz verip bunu yapmıyorsak bu sefer kendimize dürüst olmamaya başlarız. Artık kendimize verdiğimiz sözleri kendimiz ciddiye almamaya başlarız ve ertelemek insanın kendine saygısını kaybettiriyor olabilir. Kendine dürüst olmak gerçekten bizim hayatta başarılı olabilmemiz için, istediklerimizin peşinden gidebilmemiz için çok ama çok önemli. Ertelemenin çözümü nedir diye soruyorlar bana. Genellikle ertelemenin çözümü aslında çok basit fakat uygulaması oldukça zor olan bir durum. Şimdi birincisi, hani dedim ya size, perşembe ile pazartesi arası kararımı perşembe verdim, pazartesi uygulamaya koyacağım. Perşembe ile pazartesi arası gerçekten dinlenmek gerekiyor ve kendimizi kodlamamız gerekiyor. Erteleyebiliriz. Bir şeyleri ertelememizde hiçbir sakınca yok. Fakat kronik bir erteleme döngüsüne girmemizde sakınca var. Bu anlamda eğer biz bir şeyi erteliyorsak o konuda kendimize dürüst olmamız gerekiyor ve o dinlenme döneminde gerçekten dinlenmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum, ders çalışmaya başlayacaksınız. Gene pazartesi ders çalışmaya başlıyorum dediniz. Önünüzde bir hafta var. O hafta dizimi izleyeceksiniz, gezecek misiniz, tozacak mısınız, onları yapın. Tam tersi işte pazartesi başlayacağım deyip bir yandan zihninizde sürekli dersle uğraşmayın. Yani zihninizden de atın dersi başlama tarihine kadar. Bu sizin başlama motivasyonunuzu arttıracaktır. Bu birinci önerim. İkinci önerim ise just do it. Just do it. Sadece yap. Üzerine düşünme ve sadece yap. Aslında just do it bakış açısı çok güzel bir motto. Yani bir varoluşsal yaşam biçimine benziyor. Eğer kişi hayatın kısa olduğunu ya da daha doğrusu hayatın süreli bir şey olduğunu, bir gün bitecek olduğunu farkındaysa ve hayalleri ve hedefleri varsa, bunları gerçekten istiyorsa ve yapabileceğine inanıyorsa hızlı gider. Hayatı aşırı hızlı gitmek de çok sağlıklı bir şey değil. Fakat biz zaten şu anda erteleme davranışından, erteleme davranışının çözüm yollarından bahsediyoruz. Ve erteleyen kişilerin büyük ihtimal biraz hızlanmaları gerekiyor hayat. Şimdi az önce iki önemli şey söyledim. Hayal ve hedeflere sahip olmak ve bunları gerçekleştirebileceğine inanmak. Bizlerin çoğu ya hayal ve hedeflere sahip değiliz ya da bunları gerçekleştirebileceğimize inanmayız. Bu yüzden erteleriz. Yani gerçekten hayal ve hedefleriniz sizin hayal ve hedeflerinizse, yani toplumun size dikte ettiği, ailenizin sizden beklediği hayaller değilse, onları gerçekleştirmek için çaba harcarsınız. Fakat bu çabayı harcayabilmek için de bunu yapabileceğinize inanmanız gerekir. Yani kişi istek ve inanca gerçekten sahipse hayatı
daha dolu dolu yaşar. İnsanların çoğu erteleme davranışının tembellikle alakası olduğunu düşünüyor. Yani ben tembelim diyor ve ertelemeden iyice rahatsız oluyor ve tembellikle ilgili vicdan azabı çekmeye başlıyor. Aslında bizim hepimizin hayat enerjisi, yaşam enerjisi var. Eğer biz bir şeyleri erteliyorsak, tembellik yapıyorsak burada önemli bir nokta olmalı. Biz o şeyleri gerçekten yapmak istiyor muyuz? Bunu kendimize tekrar tekrar sormalıyız. Ya da bizi tembelleştiren, yaşam enerjimizi çeken şey nedir? Belki bir probleme takılıyor olmanız ya da istediğiniz hayatı yaşamıyor olmanız ya da çok fazla sorumluluğunuzun olması sizi kendi isteklerinize karşı tembelleştiriyor olabilir. Evet, niçin erteleriz sorunsalından devam etmek istiyorum. Burada kırmızı çizgi bir durumumuz var. İnternet. Evet, erteleme davranışı yüzlerce yıldır vardı muhtemelen insanlığın hayatında. Fakat internet şu an bizim enerjimizi çekiyor. Enerjimizi çekiyordan neyi kastediyorum? Dinlenme haline geçtiğimiz zaman elimize telefon alıp oynuyoruz. İşte sosyal medyada geziyoruz ya da bir şeylere bakıyoruz. Bu esnada dinlendiğimizi zannediyoruz. Oysa ki bir sürü şey okuyoruz, bir sürü görsel materyale maruz kalıyoruz. Bu bizi zihnen yoruyor ve telefonu bir türlü bırakamıyoruz. Şu an birçok insan internet bağımlısı. Yani internet bağımlılığı artık belki de bir hastalık durumundan çıkıp bizim güncel yaşam parçamız haline dönüşmeye başladı. Bu anlamda internet konusunda detoks yapmanızı tavsiye ediyorum. Gereksiz işte telefon, tablet kullanımından uzak durmanızı tavsiye ediyorum. İnternet bizim yaşam enerjimizi çekiyor. Bunun dışında çok fazla subliminal mesajlar var ve bunlar da yine bizim özgüvenimizi etkiliyor olabilir. Sonrasında fizikte çok önemli bir kural var. Kuralı ismen hatırlamıyorum fakat kural şu. Duran bir nesneyi hareket ettirmektense hareket eden bir nesneyi daha hızlı hareket ettirmek daha kolaydır. Yani bu depresyonda da anlatıyorum bunu. Eğer kişi bir erteleme döngüsüne girdiyse, her şeyi erteliyorsa bu kişinin hayatta başlangıç moduna girmesi, hayatı dolu dolu yaşam moduna girmesi çok zor. Diğer kişi daha yavaş adımlarla hareket ediyorsa onu hızlandırmak kolay, duran bir kişi ise hızlandırmak daha zor. Bu bana çok dikkat çekici geliyor. O sebepten dolayı işleyen demir ışıldar diye de bir atasözümüz var. Çarkın içinde olmak çok önemli. Yani çok az da olsa bir şeyleri, atıyorum 100 şeyi erteliyorsunuz, bir iki şeyi yapmaya başlayın. Anlatabiliyor muyum? Bir şekilde yola çıkın, devamı geliyor. Evet, şimdi erteleme davranışını biraz daha içine girelim. Şöyle. Biz neleri erteliyoruz? Bunu bir kendimize soralım. Yani ben hayatımda neleri erteliyorum? Her şeyimi erteliyorum. Genelde her şeyi ertelemiyorsunuzdur. Ya işle ilgili şeyleri erteliyorsunuzdur, ya hayatınızla ilgili, ya ailenizle ilgili bir başlıkla ya da birkaç başlıkla ilgili bir şeyleri erteliyor. Bazı konulardaki, bazı başlıklardaki görevleri ise hızlı yapıyorsunuzdur. Bunu bir fark etmenizi, kendi davranışlarınızı, düşüncelerinizi bir analiz etmenizi rica ediyorum. Belli bir alanla ilgili mi? Yoksa o alanın bir konusuyla ilgili mi, başlığıyla mı ilgili? Bazen bunu neden soruyorum size, neden düşünmenizi istiyorum? Bazen pasif agresiflikte bu oluyor. Bir şey yapmak istemiyorsunuzdur. Yani bir arkadaşın sizden bir şey rica etmiştir ve siz ona hayır diyemiyorsunuzdur. O yüzden erteleyip duruyorsunuzdur. Fakat aslında ben bunu yapmak istemiyorum deseniz kendi hayatınızdan da bir problem çıkacak ve muhtemelen karşı tarafta size saygı duyacak. Kabullenmek zorunda kalacak. Oysa ki kişi bazen kendine bile hayır diyemediği için karşı tarafa da hayır diyemiyor ve sürekli erteliyor. Bazen sizden istenen şeyi yapmak istemiyorsunuzdur. Yani bazı insanlarsa tabii ki yapmak istemiyordur, yapacağım diyordur, sürekli erteliyordur. Fakat en azından kendine karşı. Evet, bu da bir aşama. Fakat bazı kişiler kendine karşı bile dürüst değil. Sonrasında gerçekten istemediğimiz şeyleri erteleriz. Gerçekten istemediğimiz şeyleri ertelemek hani mantıklı geliyor tabii ki. Fakat ya sevmediğiniz bir işi yapıyorsanız, sevmediğiniz bir işi yaptığınız için başarısızsanız, yani aileniz istiyor diye ya da toplumsal açıdan kabul görüyor ya da iyi para kazandırıyor diye bir işi yapıyorsanız, bu durumda erteleme davranışı çok sık karşınıza çıkabilir ya da yeterli başarıya sahip olamayabilirsiniz. Kendinizi ortaya koyamayabilirsiniz ve sizde yetersizlik duygusunu ortaya çıkartır bu. Bu anlamda bu çok önemli. Yani gerçekten istemediğiniz bir şey yapmayın. İsteklerinizin peşinden gidin. Çünkü isteklerinizin peşinden gittiğiniz zaman daha enerjik ve daha güçlü olacaksınız. Ertelemenin obsesif kompulsif bozuklukla bağlantısı şu. Obsesifler bir şeyi genelde mükemmel ve kusursuz yapmak isterler. En iyisini yapmak isterler ve ayrıntıya çok fazla takılırlar. Genelde mükemmeliyetçi kişilikle bağlantılıdır. Eğer siz
çalışmaya başladığınız zaman kendinizi aşırı yoracaksanız bu işi ertelerde durursunuz. Buna temizlik örneği vermek istiyorum. Evi temizlemeniz gerekiyor ama bayram temizliği yapacaksınız. Bayağı böyle güçlü bir temizlik yapacaksınız. Bunu ertelersiniz. Çünkü o gün çok yorulacağınızı biliyorsunuzdur. Fakat daha basit, daha kısa bir temizlik yapacak olsaydınız muhtemelen onu bu kadar ertelemeyecektiniz. Ya da sınava hazırlanacaksınız fakat böyle birkaç gece hiç uyumadan çalışmanız gerekiyor. Onu ertelersiniz, erteleyebildiğiniz kadar ertelersiniz. En sonunda yarım yamalak çalışıp stresle sınava girersiniz. Ve neden böyle yaptım anlamıyorum dersiniz. Burada temelde gerçekten kendinizden beklentiniz çok yüksektir. Ben o sınava giriyorsam ben o sınavdan 100 alacağım. Beklentisine cevaben geçsem de olur'a düşürüyorsunuz kendinizi. Kendinizden beklentileriniz çok yüksekse ve kendinize inancınız da biraz düşükse yine erteleme davranışı söz konusu olabilir. Çok güzel bir söz okudum. Diyor ki bebek düşmenin utancını bilmediği için yürümeyi öğreniyor. Bu söz gerçekten beni çok etkiledi. Çünkü bir bebek yürümeyi öğrenirken binlerce deneme yapar, binlerce kez başarısız olur. Oysa ki yetişkinler hayatlarında bir şey istedikleri zaman 3-4 defa denerler. Yani çok taktıkları bir şeyi 100 kere denerler, 1000 kez denemezler. Çünkü başarısızlık duygusu, başarısızlığın utancı bizim arzularımızın önüne geçer. Tabii ki bebeğin hani bilişsel gelişim açısından bakmaya gerek yok. Onun zaten yürümesi gerekiyor düşe kalka bir şekilde. Ama bebek binlerce kez deniyor. Biz hayatımızda neyi binlerce kez denedik ki? Oysa ki bir yetişkin olarak farklı alternatifler geliştirebiliriz, birçok şey yapabiliriz. Şimdi erteleme davranışı söz konusu olduğu zaman başarısızlık korkusu devreye de girebiliyor. Yani eğer biz bir şeyi başarabileceğimize inanmıyorsak, yapabileceğimize inanmıyorsak onu erteler dururuz. Örneğin bir sınava gireceğiz ve o sınavdan işte dil sınavı olsun mesela. Aceleniz de yok. Her sene erteleyebilirsiniz ya da sınava geç kalabilirsiniz. Aslında temelde o sınavı kazanabileceğinize inanmıyorsunuzdur. Dediğim gibi bizler başaramayacağımıza inandığımız bir şeyi denemeyiz. Fakat bunu kendimize söyleyemiyorsak ertelerde dururuz. Bu durumda ne yapacağız? Eğer biz bir şeyleri erteliyorsak ve temelde başarısızlık korkusu, yetersizlik korkusu hissediyorsak ya da gerçek bir istek hissetmiyorsak yapmamız gereken şey kendimizi motive edebilmek, olumlu içsel konuşmaları arttırabilmek ve evet yani sen bunu gerçekten yapmak istiyor musun? Yapmak istiyorsan o zaman yapabilirsin deyip kendinizi motive etmeniz çok önemli. Aslında bu çok kolay bir şey değil. Gitgide zihni dönüştüren bir şey. Ama dediğim gibi siz ertelediğiniz 100 şeyi yapmak zorunda değilsiniz. Birinden başlayın zaten çarkın içine gireceksiniz. Erteleme ile ilgili bir diğer önemli nokta bilgi eksikliğidir. Yani biz bir şeye başlayacaksak ve o başladığımız şeyle ilgili ön bilgiye sahip değilsek ön bilgiyle ilgili de çalışma yapmamız gerekiyordur. Ve bu çalışmayı bazen kitaplardan, kaynaklardan bulamayabiliriz. Bir araştırma yapmamız, birilerine danışmamız gerekiyordur. O bilgi eksikliği nedeniyle de erteler durabiliriz. Bir diğer nedense parçadan bütüne gidememek. Bazı kişiler bir işe başlarken işin bir aşamasında bir sorun yaşayacak. Yani aslında iş 10 aşamalı fakat o aşamalardan birinde sorun yaşayacak. 7. aşamada vesaire. O 7. aşamayı çözmeden bir türlü işe başlayamıyor. Oysa ki o aşamaların hepsini yapar, 7'yi beklemede alır, iş bitmiş olur. 7. aşamayı sonrasında da halledebilir. Yani daha çok bütünden parçaya giden insanlar böyle düşünür. Fakat parçadan bütüne gitmeye çalışan insanlar parçalarda en ufak bir kusur varsa işe başlayamayabiliyorlar. Evet, bilmenizi istediğim şey şu. Ertelemek aslında insanın kendi kendine ayak diremesidir. Ben kendimi neden ayak diriyorum diye sorması gerekiyor. Bunun cevabını bulduğu zaman çözümleri çok kolay. Şimdi erteleme davranışı olan kişilere çözüm yollarını sırasıyla saymak istiyorum. Erteleme davranışından kurtulmak için ilk tavsiyem şu seçimi yapmanız. Yani siz bu hayatı doya doya sonuna kadar mı yaşamak istiyorsunuz yoksa bir izleyici kalmak mı istiyorsunuz? Seçiminizi yaptıktan sonra kendi evet ben hayatı doya doya yaşamak istiyorum dediyseniz eğer erteleme davranışından kurtulmanız çok ama çok kolay olacak. İkinci aşamada size bir yapılacaklar listesi hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Açın bir defteri, ertelediğiniz her şeyi yazın. Şu 5 sene önce ertelediğiniz şeyi de yazın. Bir gün şunu yapacağım hayalini de yazın. Yıkamadığınız bulaşıkları da yazın. Hepsini yazın. Ardından dedim bulaşık demiştim. Mesela gidin bulaşıkları yıkayın. Bir tanecik tik atın. Yani çarkın içine girmiş oluyorsunuz aslında. Şimdi diyeceksiniz ki Elif Hanım yani ben bazen bunu yapıyorum sonra tekrar başa dönüyorum.
Burada ruh halimizdeki dalgalanmaları fark edebilmemiz çok önemli. Biz her gün iyi geçiremeyiz. Biz her gün aşırı enerjik, pozitif, verimli geçiremeyebiliriz. Yani geçirirsek de olabilir ama geçiremeyebiliriz. Ara ara düşüşleri kabul etmemiz gerekiyor. Fakat düştükten sonra tekrar ayağa kalkmamız gerekiyor. Yani ben gene yapamadım, eski halime döndüm. Bu faydalı bir bakış açısı değil. Yapabildiğimiz kadarı kâr. Ne yapsak kâr. Yani totale bakın, toplama bakın. Sonrasında kendini ödüllendirmek çok önemli. Ya ben bir şeyleri yapıyorum, az da olsa bir şey yapıyorum diyebilmeniz çok önemli. Birçok erteleyen kişide şunu görüyorum. Bu başarısızlık ve yetersizlik hissi de devrede oluyor. Yani yaptım da 5 sene sonra yaptım. Bir bunu yaptım, daha yapılacak çok şey var. Bu bakış açısı insana çok faydalı gelen bir bakış açısı değil. Çünkü sizi motive etmez ya da ancak hırsla, korkuyla, öfkeyle motive eder. Tam tersi, kendini ödüllendirerek, hayattan zevk alarak da kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Ve başarıya ulaşmak, inanın, o hırs ve öfke duygusunun kamçısından daha kolay olacak. Bir diğer önerim ise kendinizi kesinlikle başkalarıyla kıyaslamayın. Yani kıyaslayacaksanız olumlu kıyaslayın ama olumlu kıyaslamanızın da bence çok manası yok. Fakat kendinizi işte birileri şurada, ben daha şurada kaldım, o şunu yaptı, ben yapamadım gibi olumsuz anlamda kendinizi kıyaslamak herkes çok yanlış. Herkes kendi hayatını yaşıyor ve herkes kendi sınavlarından, kendi yollarından ve geliyor. Bazı alanlarda iyiyiz diğerlerine, bazı alanlarda kötüyüz. Bu kıyas bize zarar verir. Yani evet, az önce dediğim gibi rekabet, hırs, tutku gibi duygularla da hayatta başarılı olmak mümkün. Fakat çabuk yoruluruz. Ertelemenin depresyonla da bir ilgisi var demiştim. Depresif kişiler hep geçmiş düşünürler. Erteleyen kişiler de hep yapamadıkları şeyleri düşünürler ve başarısızlık duygularına, tembellik duygularına odaklanır ve vicdan azabı çekerler. Şimdi geç kalmışlıklardan çıkmamız gerekiyor. Şimdi ne yapabilirsek kar deyip daha çok gelecek odaklı olmamız gerekiyor. Yani bir kişi gelecek odaklıysa, şimdi de yaşayıp gelecek odaklı yaşıyorsa, yani yapabilecekleri hedeflerine bakıyorsa daha az erteler. Oysa ki bir şekilde geçmişte kaldıysa ya da şimdiki zaman hep geçmişle kıyaslıyorsa bu kişi daha çok erteliyordur. Çünkü gene geri atıyor zaten. Ya da pardon, ileriye atıyor, geride kalmış. Anlatabiliyor muyum? Bu anlamda gelecek odaklı olmaya çalışmak ve yapamadıklarımıza değil, yaptıklarımıza ve yapacaklarımıza odaklanmak yine erteleme davranışından kurtulmamıza yardımcı olacaktır. Dediğim gibi erteleme davranışı ile ilgili birçok şey söyledim ama asıl önemli nokta kalkıp yapmak. Bu kadar.